Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Kasa'nın 35. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm önemli bir şey yapıyoruz. Çünkü ufak bir problemim var. İnventörümde gerekli her şeyi craft ettiğimi göreceksiniz. Hepsini açıklayacağım şimdi. Önemli problem gelecek olursak... Kalan demir sayımız bu. Dalga geçmiyorum, bu. Başka hiçbir yerde demirimiz yok. Gerçi çoğu bunlara gitti ama... Bunlara başlamadan önce de bir stack falan vardı. Evet, şimdi bunların neler olduğunu açıklayalım. Combustion engine, sıvı yakıt kullanan bir motor. Fluid pipe'ları zaten biliyorsunuz. Şu göstereyim bir. 4 yıl kaplı. Ve wrench'imiz de gitti. Geçici olarak bir bronze wrench yapayım artık. Evet. Bunun yanı sıra via the tank card. O bu şekilde craft ediliyor. Kart da bildiğiniz bu şekil. Bunun yanı sıra steam lokomotif. Evet. Steam lokomotif. Ne olduğuna girişeceğim ve quarry. Buildcraft quarry'si. Normalde bunu yapmaya girişmeyecektim ancak iron oranım bitince girişmem gerekti. 2 adet gold gear. 4 tane gold ediyor. Steel gear. Yine 4 tane steel. Vesaire vesaire. Ve bir adet de drill istiyordu. Combustion engine'ler bunu çalıştıracak. Bunun sıra bana... Golden Kinesis Pipe. Golden Kinesis Pipe. Evet, bunlar yeterli. Ve bu arada birincil yemek kaynağımı elmaya çevirdim. Çünkü elimde hayvan gibi var. Ve havuçlarım biraz azaldı. Çünkü havuçlarla ilgilenmiyordum. Buraya bakacak olursak... Bakalım neler var. Crossbreed'leri bırakıyorum. Yanlış bir şey olmasın da bitkilerim gitmesin diye. Sen büyümedin daha. Tüm crossbreed'leri kapatalım. Tamamdır. Güzel gözüküyor. Şu arkadaşı şöyle bir orana getirdim. Bunun yanı sıra bir adet yeni bir breed bitkisi elde ettim şu. Ayrıca Feru'yu tekrar elde etmeyi başardım. Şu ikisini şimdi breed edeceğim. Geldiğimde daha doğrusu. Şunlarla daha sonra ilgilenirim. Aa bak, bu ilginç bir şey. Yeni bir şey çıktı. Evet. Sonra bu, son durum bu. Şimdi gidip bir şey daha alacağız. O da ney? Buildcraft Ranch'i buralarda bir yerde olacak, ha bu. Ve düldülümüze atlayalım. Bir de fence alalım. Siz gelin şöyle. Bir de yatak alalım. Bunu kırarsam spawn resetlenecek. Yeah. Science. Evet. Şimdi Düldül gel. Hayır, eşek sana değil. Düldül'e. Şurada keşfetmediğim bir alan var. Oraya gideceğim.
Neden keşfetmediğin alanda kazacaksın diye soracak olursanız, basitçe kasa 1.0'da ve öncesinde World Generation bayağı bir değişti. O yüzden tamamen yeni World Generation'a göre bir kazı alanı yapmak istiyorum. O yüzden gidip minimap'i de açıyoruz. Bu arada neyse. Ne diyordum? Normalde Vanilla Core yapmayı planlamıyordum ancak Iron Ore'um yetmedi. Dayanmadı. Vanilla Mining'de yapmak istemedim. Geçici olarak bir Vanilla Core yapıyoruz. Ondan sonra bir belki Steve's Card ya da bir MFFS Tunnel Bore'a geçelim. Evet, öyle bir planım var. Geçici olarak bunu kullanacağım. Hills'te istemiyorum. Tin ve copper'ım bolca var. Nikeli de Iron'dan elde ederim. Şu an Iron ve elmas lazım bana. O yüzden bir adet Plains çok işime yarar. Jungle'da olabilirdi de jungle'a kurmak cidden çok zor. O yüzden Welcome to the Jungle. Tabii yanlış anlaşılmasın. Kalimera left the game. Gene ipini kopardın sen, değil mi? İpini koparan at oluyor bu aralar. İğrençti, kabul ediyorum. Asa direkt. Evet, çöl. Çöl mantıklı olabilir. Hatta çöl artı okyanus bayağı güzel mantıklı olabilir. Tabii çöl ve okyanus nasıl yan yana diyecek soru olursanız Minecraft. Özür dilerim Düldül. Ve önemli bir şey unuttuğumu hatırladım. O da nedir diye soracak olursanız. Bayağı önemli bir şey bu arada. Landmark. Düldül gel. Ben de bir yatayım. Neyse. Quarry kuracak daha iyi bir alan ve landmarklarımızla birlikte geri dönüyorum. Evet ve geri geldik. Şurası tamamen yeni oluşmuş bir alan. Ve ben burada quarry'mi kuracağım. Şuradan itibaren başlasın ve önemli bir şey daha unuttum. Lanet. Bunu yapmaktan nefret ediyorum. Cobblestone bulduk. İşimizde stick bulmak var. Neyse şurada bir orman var. Ah ah. Ben neden sürekli böyle şeyleri unutuyorum? Gel buraya odun. Şimdi gel gelelim landmark'ımızı koymaya.
kaliteli bağlı. Ya, Core'imizi kuracağız ancak şimdilik çalıştırmayacağız bu arada. İyi. Seni F10'a mı taşımıştın? Tamam, F8'e taşımışım. Tamamdır. Şu chunk komple otomatik eşleme sisteminin chunk'ı. Sana S-son sinyali verelim. Şöyle güzel bir görüntü ol. Ben misler gibi. Ve bana özel bir blok daha lazımdı. Ah. Yani boş boşuna bir yandan uğraşacağız. Landmark, bu arada landmarkları da kurmadan core'inizi yerleştirebilirsiniz ancak ufak bir tek çanklık bir alan da işlem sürer. Ya ama Angel Block alsaydım çok güzel olabilirdi. Bu kadar 4 pillar'a ihtiyacım olmazdı. Evet. Sen daha ne kadar devam ediyorsun? Tamamdır. Huh. Ve buna sağ tıklıyoruz. Ender Pouch değil. Ardından da core'imizi koyuyoruz. 25 şankı yüklü tutacak. Özür dilerim. Evet şimdi. Bu taraftaki işimizi kısmen hallettik. Hatta şuraya bir Nameplate koyayım. Core'imizi koyduk. Şimdi Düldül ile eve gelip birkaç eksik şeyimizi daha halledelim. Evet ve geri geldik. Gereken malzemeleri yanıma aldım. Ha bu arada bazılarınız diyecek. Köfte o kadar uğraşmana gerek yok. Bir Ender Chest ve Ender Tank'la da halledebilirsin diye de sıkıntı şurada. Ben kolay olsun diye yapmıyorum ki bunu. Eğlenceli diye yapıyorum. Ve pipe almayı unutmuşum. Tebrikler. Her seferinde bir şey unutuyorum. Pipe'ın yanı sıra bir de su da almayı unuttum. Nasıl kova? Su var her tarafta burada. Hatta su demişken direkt. Şurayı açalım. Sen gel şöyle. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.
Çok az pipe aldım biliyorum. Ardından şu arkadaşlarımızı şöyle koyalım. Ve combustion engine'lerimiz konsun. Bunlar sıvı yakıt kullanan engine'ler ama bir yandan da suya ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden dikkatli olun. Şimdi şunları koyacağım. Biraz iron elde ettiğimde bunları değiştireceğim. Tabii ki de pipe'lar yetmeyecek. Evet, yetmeyecek. Tanrı aynı chunk içerisindeler. Bugün sıra. Şimdi bize burada ne lazım? Liquid Unloader. Şuraya gelsin. Tabii sıvı pipe almayı unuttum ama. Liquid Unloader buraya. Item Loader buraya. Ardından bir saniye. Bir şey merak ettim. Kendisi otomatik olarak çekebiliyor mu? Çekemiyormuş. Bu arada şunları neden yaptın diye soracak olursanız birazdan göstereceğim. Ya seni oraya değil. Seni buraya koyacaktım. Ardından biraz double güvence için şu an herhangi bir chest gelse bunun içine dolacak. Ve sen... Oh. Sen de tank kart. Complete manuel. Parş. Hemen bir uyuyalım. Sanırım partial modunu kullanacağız. Düldül çekil. Gece olmuş mu? Ha, oldu. Crowbar'ımızı alalım. Şimdi bir şey test edelim. Tamamdır. Ve bu buraya gittiğinde evet. Dolup buraya düşecek. Evet. Tam istediğimiz şey bu. Evet. Şimdi gel gelelim bu tarafa. Burası da önemli bir part. Burada duracak arkadaşımız. Şimdi size bir adet item unloader lazım. O da buraya gelecek. Ardından
2 adet Liquid Loader ve 1 adet Item Loader. Şimdi şu Liquid Loader ve Item Loader'a bu filtreyi koy. Yerlerinizi değiştirelim hatta. Sıvı Item. Siz ikinizin de yerini değiştirelim. Evet. Şimdi burası hassas bir part. Ah. Buradan itibaren devam edecek yolu hazırlayacağım. Şimdi sana ve sana evet, fullsünüz. Tamam, bu iyi. Sen immediate diye manuel force full. Tamamdır. Şimdi yukarı gidelim. Yukarı gidelim. Tabii öncelikle şöyle bir derdimiz var. Bu arkadaşımız neredeydi? Tam burada. Buraya bir gold pipe eşliğinde water tank. Water tank creosote oil gibi bir aynı şekilde çalışan bir multi block. Aynı şekilde diziyorsunuz. Ortası boş. 3x3x3. Evet. Ve bu kendisi su üretmeye başlıyor. Olayı bu. Su üretiyor. Bu arada bu kasa mazoşist oynayanların kesinlikle bir numaralı su kaynağı olmak zorunda. Başka bir alternatifleri yok. O kadarını söyleyeyim. Evet. Tamamdır, bu doluyor. Şuna ve şuna ilginç bir şey halledeceğim. Ve şuna. Bana biraz daha sıvı pipe'ı gerek çekmiş. Hepsini çevirmesiydi. Pipe plug'ımız var mı? Pipe plug tamamdır. Neydin sen? Tamam, cactus green'imiz var. Bu yeter aslında. Pipeline. Gel. Gel. Tamamdır. Şuraya bir yere denk gelmen lazım.
Evet, tam olarak buraya denk geliyormuşsun. Evet ve yetmeyecek. O zaman teşekkürler. Bu sistemi tekrardan aktif etmemiz lazım. Onu hallederim kamera arkası. Tamamdır. Etanolümüz bunun içine dolacak. Bu etanol bu arada enjinlerimize gidecek. Söyleyeyim. Ve şimdi benim başka neye ihtiyacım var? Burası hazır sayılır. Item loader'ımız hariç. Item unloader'ımız hariç. Bunun içinde basit bir yöntem var aklımda. Bu arada şunları da geri koyalım. On musun of mu? Tamam on. Evet. Evet. Çalışıyor. Şunlar boşala dursun. Burada ne kadar etanolü? Ta 32 kova. Seni filtreleyelim. Sen tank karta gideceksin. Sen de sadece item karttan alacaksın. Complete. Sen complete. Sen forceful. Tamam bu böyle. Yapacağım ufak bir şey var. O da hızlıca su doldurmak. Hemen geliyorum. Evet ve acilen bir adet karta daha ihtiyacım olduğunu hatırladığım için azıcık manuel mining'e çıktım. Sonuç olarak elime bolca iron plate. Pardon, 5 tane iron plate aldım. Ne oluyor? Evet ve bir adet kartım var. World Anchor yaptım bir tane. Ve bir adet Anchor kartımız var. Bunun anlamı bir adet daha item loader yapmam gerekecek bir ara. Ama bir ara. Bir saniye ben de... Benim de başım döndü.
Ve Extruder Shape'ini inventory'imde unuttum. Ve yanlış yere koydum. Gene yanlış yere koydum. Neydin sen? Ne arıyordum ben şimdi? Buraya bir şey... Ha! Üç tane glass yap bana. Teşekkürler. Buna beraber 10 tane de evet, teşekkürler. Şimdi geriye uyuyup öksürmek kaldı. Yani bunun anlamı... Şuradan da bolca çarkol ödünç alalım şimdi. Evet. Çarkol. Şunu tekrardan otomatikleştireceğim yakında. Şimdilik işim görsün diyorum. Şarjım yeterli. Ve uçup Quarry'mizin oraya gidiyorum. Evet ve burayı dizdik. Şu liquid pipeların fluid pipelarla combustion engine'lere biofuel aktaracak. Bu combustion engine'lerden buna enerji aktaracak. Bu da itemları buna atacak. Böyle güzel, hoş bir sistemimiz var. Evet. Basitçe sistem bu. Ve geriye kalan tek şey köprü. Ve o benim kendi başıma halletmem gereken bir şey olacak. Yatağın yanından köprüyü geçirmek ne kadar mantıklı en ufak bir fikrim bile yok. Ancak zaten artık bu yatağa ihtiyaç yok. Neyse sanırım bu bölümü burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.